Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Pasifaya hoş geldiniz. Bir korku oyunu, Türkçe bir korku oyunu ve menüden aldığım kadarıyla aslında multiplayer'da oynanabilecek ve co-op bir şekilde oynanabilecek bir korku oyunu. Selam değerli dostum, ekrandaki arka taraftan bize bakan beyaz soluk ten, evet, ağzında X olan karakterimiz. Neyse, ben tek oyuncuya girişeceğim ama tabii ki ben daha çok tek oyuncuyum biliyorsunuz. Tek tabanca Serdar diyebilirsiniz bana. Ve oyun çöktü falan, yok oyun çöktü de. Okay, this is the place. Find a way in. İyiyiz herhalde. Evet arkadaşlarım, bir kez daha bir korku oyunu daha oynuyoruz. Bu çok şey bir korku oyunu vardı. 3 dolar falan Steam fiyatı. İndirimlerde satın aldım. İndirimler hala var mı bilmiyorum ama wow, çok fazla sesi var oyunun. Oyunun sesi çok fazla. Eğer sesi bastırıyorsa lütfen söyleyin. Bakalım, öyle çok uzun bir oyun olmaması lazım. Yine böyle çerezlik niyetine gidecek. Evi kontrol ediyormuşuz. Oğlum iyiymiş ha. Hiç fikrim yok. Ne olacak, hiç fikrim yok. Ve de ses de çok fazla. Bir şey olursa çığlık atabilirim. Çığlık atarsam kulaklarınız yırtılır. Ay selam, sen beyaz bir şey misin acaba? Umarım canım şey yoktur ya. Screamer falan yoktur umarım ya. Ay. Yıldırımları her zaman böyle ihtişamlı ve güzel bulmuşumdur. Mesela bir çocuğum falan olursa ismini de Yıldırım falan koyacağım. Var mı aranızda ismi Yıldırım olan? Evlatlık edineyim falan, yok yok. Ama gerçekten bir çocuğum olursa ismini Yıldırım falan koyabilirim. İsim olarak da çok güzel. Aa, buradan girebiliyoruz. Aa, bodrum katından gireceğiz. Allah kahretmesin. Tahmin ettiğim kadarıyla menüde gördüğümüz hanımefendi bize şey yapacak. Eşlik edecek hikaye boyunca. Bu deneyim boyunca. İçeride var mı o hanımefendi bilmiyorum şu an. Buradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruzdur. Bizi illaki bodrum maçı yapacak. Ayo girdim. Yok buradan geçelim herhalde. Demir kapı. Demir kapıların olayı girilemez olmaları. Selam. Kilitli kapı ihtiyaçları, ana anahtar. Okey. Tamam, yani tam olarak çevrilmemiş bir olay. Yine Google Translate bizi şey yapıyor. Abi mesela bu çok güzel bir olay. Çevir ulan, Google Translate'den çevir, anladın mı yani? Şey bile olsa Google Translate'den çevir abi. Indie oyunsun, bütçen yok. Çevir oğlum, yani ne olacak? İnsanlar oynuyor yani, hoşlarına gidiyor. Biraz olsun anlıyorlar yani oyunu. Biz de mi öyle yapsak bizim oyunu acaba? Google Translate'den çeviririz, baktık. Bütçe yok, çevirecek kişi de yok. Fransızca, Rusça'ya falan. Mesela evet, Rusça'ya çevirirsin. Anladın mı? Ruslar bilmiyordur abi. Rusların, yani Ruslar bizim gibi biraz. Çok öyle İngilizce bileni o kadar da yoktur. Oynattıracaksan çevir Rusça'ya, oynattır. Nereden giriyorduk biz şeye ya? Neredeydi? Şuralarda bir yerde miydi? Ben yine konuşacağım diye kaçırdım ha. Ha buradaydı evet. Bu arada suyumu da içeyim. Bu sefer sıcak bir içeceğim yok. Kahvemi önceden içtim. Evet, girdik. Ya ağzımıza edecekler biraz sonra, affedersiniz ama. Aa, havaya fişek atıyorlar. İyi halt ediyorsunuz. Size geliyor sanırım. Muazzam, çok muazzam bir bölgede yaşıyorum. Ara sıra çığlıklar duyuyorum, tabanca sesleri duyuyorum, havaya fişekler duyuyorum. Harika bir yerde yaşıyorum şu an. Onu kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. 1889, pes ediyorum. Gretchen'i geri getirmeye yemin ettim ama korkarım ki kız sonsuza dek kayboldu. Hocam geri getirmiş olabilirsin ya. Allah seni de kahretmesin bu arada, geri getirmeye çalışırken başımıza nasıldı belalar açmışsam. Evet değerli dostlarım, öleceğiz. Acı içinde öleceğiz. Sonraki hayatımızda da pek hoş olmayacak. Yakacak odun alındım. Okey. Evi yakalım. Görüşürüz ahbaplarım. Bu bölüm burada bitiyor artık. Ne yapalım? Bu yani. Bunu bulmak için şey yapacaktık. Gördük. Bu kadardı yani. Oraya gitmeyeceğim. Şu an gitmeyeceğim oraya. Selam. Bu ne lan? Kılıç mı bu? Alayım oğlum. Kılıcı alayım. Öleceğim. Ben neden buradayım ya bu arada? Söylerler mi bana? Sen buradaki gizemi çözeceksin falan mı diyorlar? Kapı. Kilitli kapı ihtiyaçları. Bodrum katı anahtarı. Okey. Ha. Okey. Kilitli kapının bodrum katı anahtarına ihtiyacı var. Ay, bir yerden sesi geliyor. Ses geliyor. Saat sesi geliyor. Bir yerden böyle jenerik ses değil de özel bir ses geliyorsa o yerde sıkıntı var abi. Orayı şey yapın yani ahbaplarım. Evet ahbaplarım, bir korku oyunuyla daha karşınızdayım gördüğünüz gibi.
En son Layers of Fear. Layers of Fear'dan sonra başka bir korku oyunu oynamadık değil mi? İyi o zaman, bu bir korku oyunu. Ben şöyle bir et bakayım etrafa. Aslan dur. Nereden geliyor lan bu ses? Yukarıdan geliyor sanırım bu ses. Okey. Ben bebeğin o zaman arkasına geçeyim. Orada stratejik bir hamle yapayım. Ya sen benim ölmek istedin ama ben senin arkana çıktım. Gibi evet. Lüderin cenaze evi. İhtiyaç duyduğunuz anda hizmet sunar. Kurtarma, cenaze levazımatçısı, tören, defin. Ölüyü yakma, bir randevu ayarlar. Şey, özel hizmetler de sunuyoruz. Evet, randevu ayarlayalım cidden. O zaman bunu da okuyabiliyor muyduk? Yok, o tepsi. Normal bir tepsi. Okey. Sen de bir şey değilsin. Sen bebek. Şunu yakamıyorum. Okey. Selam bebek. Oyuncak bebeği aldım. Şimdi bu biraz böyle dandik bir korku oyunu gibi ya. Ya şey olacak böyle illaki. Çok böyle haha şimdi jumpscare deyip böyle jumpscare atacaklar önümüze. Ben de çığlığı basacağım. Ve gece vakti oynuyorum bunu. Milleti de rahatsız edeceğim. Artık kaçınılmaz. Bodrum katı anahtarına ihtiyacım var. Ulan bodrum katındayım zaten. Anahtarına neden ihtiyacım var? Yukarı çıkmak için mi? Yukarı çıkabilirim ama merdiven vardı. Okey. Şu tarafta başka bir yer yok değil mi? Keşfedilmemiş yer kalmasın evin için. Koz bulabileceğimiz her yeri arayalım. Ve yukarıda bizi bela bekliyor. Çok net. Acaba kaçan kovalayan falan... Duydum. Lan! Şişt! Ses çıkarma! Ya kaçan kovalayan olacak mı acaba? Aa kapısı gülmüş. Bizi buraya sürüklüyor şu an ha. Şu an ahbapların kötü şeyler olacağını hissediyorum. Biraz çok yakınız böyle. İlk jumpscare'e çok yakınız. İlk jumpscare'de hep böyle en kötüsü olur. Karşımıza o kızımız çıkacak. O çok net belli. Asıl soru başka ne çıkacak? Şimdi sadece karşımıza o kız çıkacaksa kızı zaten gösterdiler. Bu durumda sürekli jumpscare'ler veriyorlar. Allah belanızı vermesin sizin. Seslerden de korkuyorum artık. İyice korkuyorum. İyice geriliyorum. Ben korktukça acıkıyorum. Sessizlik. İyice. Öf. Kesin jumpscare yiyeceğiz ya. Böyle. Ay, aydınlık da gitti iyice. Pil var mı ya? En azından pil konusunda şeyiz. Peki ben bunu neden açıp kapatabiliyorum? Bunun olayı ne? Ne? Ayak sesleri duydum sanki ya. Ben iyice korktum ha. Ben iyice gerildim. Ay. Bu belanın ayak sesleri. Bela koşa koşa üzerimize geliyor. Duyuyorsunuz değil mi? Ay çok iyi. Duyuyoruz şu an. Kendisini duyuyoruz. Canımızı okuyacak olan o korkunç şey şu an yukarıda dolaşıyor. Çok gergin olduğum için gülüyorum bu arada şu an. Genelde bu kadar gerildiğim zaman çok konuşuyorum. Yoksa Fallout 4'te, Osman'da veya GTA 4'te falan bu kadar konuşmuyorum. Biz seni duyduk zaten.
odanın içinde. Salon anahtarı. Ulan. Ne kilitlemiş. Be. Benim bu bebekleri mi toplamam lazım? Ne? Okey. Ne olduğunu kolay bir şekilde açıklamaya başlayamam. Eşimi kaybettim ve evlat edindiğim kızım da kötülüğün eline düştü. Haa. Onun kızımın içine kontrol edilemeyeceğin bir yer karanlık girdi. Eğer hala buradaysa tehlikelisiniz. Onun sonunuza dek kontrol edilmek için aklıma tek yol geliyor. İşaretli oyuncak bebekleri yak. Okey. Onu yakarım ben. İşaretli oyuncak bebekleri yakarım. Salon anahtarı. Ben bunu yakacağım. Görürsünüz, çakmak yok mu? Çakmak bir şey yok mu? Onu kurtarmanın bir yolunu düşünmeye çalışırken kendimi evin farklı yerlerine kilitledim. Şu an iyice gerildim. Ölecek miyim? Yan tarafta bekliyor bunu. Bak şu aşağı inenilmez öleceğim ben. Her bir anahtar evin farklı alanlarındaki kapıyı açar. Büyük salon, yatak odaları, bodrum katı, çatı katı ve anı kapıları. Tamam. Başka bir yerin kilidini açmak için her anında bir arada... Tamam, okey. Öldün mü? Hayır, ölmedim. Ben korkuyorum. Lan! Şşş! Git! Ne yapıyorsun be? Aa! Yüzleşsek mi? Ne diyorsunuz ahbaplarım? Korkuyorum ama ya, Allah kahretmesin ya. Neyi açıp kapatıyorsun ya? Ben bunu yakacağım. Aa, bir şey yakacak hiçbir şey yok ha. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben burayı kapatıyorum. Ben salon anahtarını aldım. Ben salonun olduğu yere gidiyorum o zaman. Bir yerde. Okey. Ay, burası açılmış. Ben sizi yalnız bırakayım hocam. Ha, burayı açtım. Ve de kapattım. O adam böyle kapıların içinden geçip duruyor mu acaba? Lan! Çok yakınımdan geçtiğini... Ay, yukarı bakıyormuş burası. Geri. Aha, görüşürüz. Ay, çok yakında. Çok yakında. Aa, burası yukarı bakıyor. Of. Burası direkt yukarı çıkıyor. Aman. Aman. Bence yalnız bırakalım. Ben buraya gidiyorum. Ha, buraya gidip buralara gidemiyorum. Yatak odası anahtarı. Bu yatak odalarına... Görüşürüz kızım benim. Orada dolaşsın. Ya ben kaçmak, kovalanmak istemiyorum ya. Yakarım ki ben bunu. Ulan nerede yakacağım? Dur yakayım. Aha, şu an yakabilirim. Yakacak odun var. Beni mi arıyor bu ya? Biliyorsunuz değil mi? Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Allah kahretmesin ya. Abi neden yakamıyorum? Kibrit kutum var. Envanterimi şey yapacağız. Yok. Ne yapacağız lan? 9 bebek mi kaldı? 9 tane bebek mi yakacağım lan? Bu ne? Kek mi? Ki. Yatak odası anahtarı. Okey, görüşürüz. Ciao. Ya bebek. Yapmam böyle. Abi kibrit çöpüm var. Kapat lan burayı. Yakalım abi. Bütün evi yakalım ya. Ben yaşamak istemiyorum. Yakalım bütün evi. İçinde yanarım ben buranın. Sıkıntı değil. Sen işaretli bebek değilsin. Abi ben bu ne?
Gretchen ve benim hiç çocuğumuz yok. Bir gün kasabada küçük bir kız göründü. Nereden geldiğini ve ailesinin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Çok sessizdi ve her zaman sakindi. Onu içeri aldık ve Emilia olarak andırdık. Ona küçük bir oyuncak bebek verdik ve onu sevdi. Her yere beraberinde getirir, her zaman ona bakar, gülümser, sarılırdı. Ayinlerin canını yakabileceğini bilmiyorduk. Ne? Biraz fazla şey bir atlam olmadı mı abi? Yani her zaman ona bakar, gülümser, sarılırdı. Ama ayinlerin canını yakabileceğini bilmiyorduk. Yani hayır. Ya ben bunu nasıl yakacağım ya? Bunları yakamıyor muyum? Ya ben bu bebeği yakacak odunum. Bizim bir yüzleşmemiz gerekiyor gibi bu insanla selam. Şurayı açabiliyorum sanırım. Yok, burası mutfak zaten. Aa, burası şey lan, evin ortası. Selam. Merhaba. Ben böyle bir sanırım yakacak. Aa bak orada. Selam. Allah kahretmesin seni. Evet, çok güzelsin. Karanlığa karşı kaybettim. Neyim ben şu an? Bebek miyim ben? Okey. Selam bebeğim. Okey. Ahbaplarım, bu böyle bir oyundu. Pacify. En azından şu an gördünüz az çok nasıl bir oyun olduğunu. Çok beğenirseniz devam ederiz. Yani şimdi beğenmezseniz diye de 40 dakikalık, 50 dakikalık bir şey çekmek istemiyorum. Beğenirseniz belirtin yorumlarda, like'larda bir şekilde belirtin. Paylaşırsanız da çok makbule geçer. Çok teşekkürler. Yani çok öyle muazzam bir oyun değil ama şey yaparsanız oynarım yani. Devam ederim. Öyle. Ve izniniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beni beğenip yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla sizin abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte keyifle, huzurla kalmanız dileğiyle, kızımızdan da selamla. Bye bye.